İyi haftalar sayın seyirciler. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Programda konuklarımız var. Biraz sonra sizlere onları tanıtacağım. Bu programda özellikle insan ilişkilerinden, evlilik ilişkilerinden, evlilikte aslında evliliğin biraz ötesi aile ilişkilerinden. Çünkü gençleri, çocuklarımızı da bunun dışında tutmak çok fazla mümkün değil. Bunları ele alacağız. Sizlerin sorularınız olursa programa telefonla katılabilir ya da daha sonra bize aşağıda yazacak olan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, programımıza konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Nuray Tan Yılmaz, danışman psikoterapist arkadaşımız. Pınar Yüksel, psikolog arkadaşımız. Dolunay Kadıoğlu da aile ve ilişki terapisti. Evet, hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk, neler var? Şimdi öncelikle ailelerle ilgili ne tür sorunlar oluyor, bunlardan başlayacağız. Programımızın sonunda da eş seçiminden bahsedeceğiz. Yani özellikle tabii bir şeyi sonradan düzeltmesi çok daha zor. Çok sevdiğim bir söz var. Bir şeyi iyi yapmanız için size zaman vermezler ama düzeltmeniz için çok zaman verirler diye bir Murphy yasası var. Bununla başlamak istiyorum. Neler var? Aslında aile dediğimiz kurum ya da evlilik dediğimiz kurum sorunu birlikte getiriyor. Yani hangi sorunlar var dediğimizde pek çok sorun aslında karşımıza çıkabiliyor. Evlilik başlı başına zaten sorunsalı olan bir kurum. Hatta çok kullanılan bir söz vardır. Hani aklı olan evlenmez. Gerçekten acaba evlenmez mi? Ya da hepimiz evliysek aklımız yok mu? Kaybediyor. Bir de o yönü var. O da çok var aklı tabii. Başında insanlar, haklısınız. Kocaman üniversite mezunları ama bakıyorsunuz ki hiç yaptıkları işler akıllı değil. Acaba Sabri Bey aşık olduğumuz zaman mı aklımızı kaybediyoruz? Güzel. O da güzel, var. Yani da yoksa aşk aklımızı başımızdan alırken tamam evet ama aklımız sonra niye yerine geliyor? Aşk gittiği için mi? Ya da ailelerimizin istediğiyle de evlenebiliyoruz. Bazen 20 yaşında, 16 yaşında evli bireyler karşımıza çıkabiliyor. Çocuk mu diyoruz yoksa yetişkin mi? Yani aslında hani evlilik kurumu ya da aile kurumu oluşurken sorunlarla beraber kuruluyor. Yani sizin de dediğiniz gibi eş seçimi o kadar önemli ki galiba çok çok az birey, belki %1 bile olmayan bir birey eşini farkındalığıyla seçiyor. Yani ben hangi bireyle mutlu olabilirim maksimumda ya da hani çünkü insan hep değişebilen bir varlık. Ve evlendiğiniz anda gerçekten sorunların içine kendinizi bulabiliyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi en önemli sorunlar Türkiye'de ailelerle ilgili çıkabiliyor. Farklı kültürlerde yetişen bireyler evlendiklerinde bir bakıyorlar ki karşıdaki aile kendi ailesinden farklı bir aile ve kıyaslamaya giriyor. Ve bu kıyaslama bazen yıllarca bazen bir ömür boyu sürebiliyor. Ama benim annem böyle yapmazdı ama onun annesi yapıyor. Babam benim yapmazdı, onun babası bana bak böyle davranıyor gibi. Aileler galiba hani üçüncü bireyler en büyük sorun. Söylediğiniz bir defa özellikle dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar maalesef kendi ailesi yapınca problem olmuyor, evet, da olmuyor. Karşı tarafın ailesi yapınca da problem oluyor. Maalesef evliliklerdeki en büyük şeylerden bir tanesi bana göre çifte kıstaslar. Senin ailen böyle de. Halbuki kendi ailesi daha fazlasını yapıyor ama onu getirmiyor insanlar. Ve bunlar belki üzerine eklenen bir sürü konularla artabiliyor diye düşünüyorum. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı Pınar? Evet. Şimdi şöyle, ilişkiler aslında hem mutluluk kaynağı oluyor hem de zaman zaman aile içinde kaygı kaynağı da olabiliyor. Bunların temelinde de aslında aile içinde karşı tarafların ailelerinin karşılaştırmaları da buna tabii ki ilaveten de ortaya sorunları çıkarmaya veya sorunların daha da karmaşıklaşmasına da neden olabiliyor zaman zaman. Bununla birlikte tabii ki duygusal bağlanma da beraberinde geliyor. Aile içinde yaşanılan sorunlara eğer ki ailenin diğer üyeleri, akrabalar da ilişkinin ailenin içine dahil olmaya başlarsa bu yönden aslında bağlanmayla ilişkili sorunlar da beraberinde gelmeye başlıyor. Evet, başta da söylenildiği gibi gerçekten de bütün kurumlarda olduğu gibi en büyük gönüllü bir organizasyon olmasına rağmen evlilikte kendi içinde sorunlar üreten bir kurum. Aslında evlilikte ortaya çıkan sorunların birçoğu problem olarak görülmeye başladıktan önce de var olan problemler olabiliyor ama tabii ilişkinin doyurucu yönleri ön planda olduğunda bunlar problem olarak görülmeyebiliyor ya da çözümü ortaklaşa bir çabayla bulabiliyor çiftler. Ne zaman uyum bozuluyor? Sanıyorum bedeller ödüllerden
daha fazla olmaya başlayınca işte çiftler arasında uyum bozulmaya başlıyor. Zaman içinde bu uyum bozuklukları belki krizlere neden oluyor. Aile dinamiklerinde ciddi değişimlere neden oluyor. Biz işte o noktadan sonra bir müdahale gerekir demeye başlıyoruz tabii. Herhalde çok zaman da geçmiyor değil mi? Çoğunlukla bizim rastladığımız en büyük sorunlar ilk bir sene içinde oluyor. Evet. İnsanlar 8 sene birbirlerini tanıyorlar, bu hale girmiyorlar ama evlendikten sonraki ilk bir senenin sonunda boşanmalarında büyük bir kısmının gündeme geldiği bir zaman oluyor. Peki ne hızlandırıyor bunu bu kadar? Aynı eve girmek muhtemelen hızlandırıyor. Çünkü aynı eve girdiğinizde yeni bir kimlik daha geliyor ve o kimlik o güne kadar tanımadığınız bir kimlik aslında. Yani eş kimliği. Aynı zamanda gelin kimliği, işte damat kimliği, belki anne, çok erken anne oluyorsanız bir anne kimliği, çok erken gelmiş bir anne kimliği. Yeni kimlikler geliyor ve bu kimlikler bizim çok da tanımadığımız kimlikler ve hiç tanımadığımız bir birey çıkıyor belki içimizden. Çoğu zaman hepimizin kulağına tanıdık gelir. Ben kendimde olmayan şeyleri yapıyorum bu. Hani bu ben değilim. Hani daha 6 ay oldu, 1 yıl oldu ama hiç sanki bana uymayan özellikleri ben yapıyorum ama o da sizsiniz. Sizin içinizde bir eş kimliği var ve o dışarı çıktı. İşte iki farklı birey çarpışıyor galiba aynı eve girdiğinde. Hiç olmayan o kimlik ortaya çıkıyor ve ben, benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Bir hükmetme ihtiyacı. Çünkü biz aslında çocuklarımızı yetiştirirken de erkeklere diyoruz ki ileride evin reisi olacaksın, eşine işte hükmedeceksin bir şekilde. Erkek, erkeği öyle yetiştiriyoruz çoğunlukla. Kızı yetiştirirken de diyoruz ki işte eşine tabi olacaksın, eşin sözünü dinleyeceksin ama aslında özümüzde o kadar da tabi olma şeyi yok. Tabii. Bir baş kaldırmak istiyoruz. Tabii. Ve baş kaldırdığımız zaman işte sorun çıkıyor. Ciddi sorun çıkıyor hem de. Yani ya baş kaldırmayacağız, evet diyeceğiz ya da baş kaldırarak savaşıp savaşı vereceğiz orada. Peki neden bu? Ben hep onu merak ediyorum. İlişkinin o evliliğe kadar sürecinde bu sorun yaratmıyor ya da ortaya gelmiyor da evliliğin kendi içinde geliyor. Acaba kaçırtmamak için mi yapıyoruz? Genellikle çünkü biraz daha çok hanımlar yapıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi çoğunluk hanımlarda ama hani hanımlar diyor ki ben onu değiştiririm. Evet. Ama değişmiyor insanlar. Yani belki hani bunlara baktığımızda biraz sonra açacağız ama evlilikte aileler önemli. Değiştirme çabası önemli. Çok. İşte güç mücadelesi önemli. Belki bunların her birini açtığımız zaman bu hale nasıl geldiğimizi bulacağız. Bir günde gelmiyoruz buraya. Gelmiyoruz, evet, haklısınız. Ve çoğunlukla şunu söylüyorlar. Evet, sizin söylediğinizden hemen aklıma geldi. Gelen her çiftin söylediği bir cümle vardır. Lütfen eşimi değiştirin. Yani beni değiştirin diye gelen ben görmedim. Gören varsa lütfen eşimin şu huyunu bir değiştirelim. Bu ona çok zarar verir. Ama ben bazısını görüyorum. Bana dayanma gücü verin diye. Dayanma gücü. Yani onu değiştiremesen de bana dayanma gücü verin diyenler oluyor. Aynen öyle. Bununla birlikte aslında ait olma gereksinimi temelde yer alıyor. Yani aslında eşler, çiftler birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Vazgeçemedikleri noktada da sorunlarla baş edemediklerinde evet başvuruyorlar ve orada çözüm aramaya başlıyorlar ama bir yandan da ait olma gereksinimi devam ettiği için orada çatışmalar daha da fazlalaşıyor. Evet, eğer ki ait olma bir temel ihtiyaçsa, temel gereksinimlerden bir tanesi ise o zaman o noktada aslında ait olma gereksiniminin olumlu çıkarımlarına bakmak gerekiyor. Yani bu da o zaman çözüme giden yollardan bir tanesi olarak da ortaya koyabiliriz. Yani ait olma ihtiyacı. Evet, ihtiyacı duyuyor bazen çiftler arasında. Evlerine dönseler daha iyi. Yani orada en çünkü çok daha iyi. 30 yıldır aitler yani. Yani aileleri onlara daha iyi bakar. Annesi daha iyi buçmuşlar yahut da şey yapar ama o evin içerisinde kavga dövüş devam ediyor. Ve şu da olabiliyor. Partnerler birbirlerinden kopamıyor ama kopamadıkları gibi de bazı sorunlarla başa çıkamıyorlar ve o zaman artık aile içinde, çiftler arasında saygı, güven gibi durumların da artık zedelenmeye, sarsılmaya başladığını da görebiliyoruz. Aslında şeye direniyoruz galiba, değişime direniyoruz. Oysa ki insanın doğasında var olan en temel gerçek değişim. Değişmeyen hiçbir şey yok diyoruz. Evet. Yaşımız değişiyor, saçımız, başımız değişiyor ama zannediyoruz ki özelliklerimiz değişmeyecek. Çünkü onlara sahip çıkmak istiyoruz. Benim, ben böyleyim, beni böyle kabul et. Oysa ki onlar da değişiyor. Yani biz değişmiyor dediğimiz sürece, diyelim ki 10 yıl geçmiş bir çift evli, ben hiç değişmedim diyorum. Aslında değiştiğinin farkında değil. Ve o değişime direnç aslında bizi çok zorlayan bir şey evlilikte. Yani. Oysa ki değişimi kabul etsek,
hani evlendiğimiz anda değişim başlayacak. Uyumlanmak zaten değişimle olan bir şey. Yani diğer türlü uyumlanamayız. Uyumlanma sürecinde değişimin ne kadar önemli olduğunu, değişebileceğimizi, karşılıklı saygıyla ve sevgiyle, o esneklikle değişebileceğimizi bir fark etsek, aslında pek çok sorun hani ortadan belki de dümdüz olacak. Ama onu belki idrak yıllarımızı alıyor gerçekten. Bir de bunun yanı sıra aslında romantik inançlar da önemli oluyor. Özellikle evliliklerin ilk yıllarında, aylarında aşk bütün engelleri aşar düşüncesiyle başlıyorlar. Ama duruma bakıyorlar ki artık çözülemez bir hal oluyor. O zaman işte o noktada artık destek ihtiyacı başlıyor. Evet. Bir de şimdi gerçekten de hani istatistiklere baktığımız zaman evliliğin başlangıcında boşanmaların daha kolay, daha çabuk olabileceğini fark ediyoruz. Ben hani bunun iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi şu, tabii başta uyumu yakalamak daha zor. Hemen uyumsuzluğa sığınıp biz anlaşamıyoruz demek belki hemen çok daha kolay bir yol olabiliyor. Burada tabii çaba vermemek söz konusu bir tarafıyla. Bu çok kültürel bir şey. Yani giderek hani dünyadaki kültürün değişmesi, işte sosyal yapının değişmesiyle bu biraz açıklanabilir. Eskiden daha insanlar hani sorun gördüğü yerde çabayı da ortaya koyan bir tarza sahipken, şimdi hani sorunu bir an önce kaçayım ya da işte kendimi kurtarayım düşüncesi belki daha ön planda olabiliyor. Öbür taraftan tabii yıllar süren evliliklerde birçok da yatırım yapılmış oluyor o ilişkiye. Hem maddi hem manevi çok yatırım yapılmış oluyor ve ilişkiler çok daha iç içe geçmiş. Yani o dünyalar çok daha iç içe geçmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir batık veda söz konusu olacak. Boşanmak çok daha güç tabii. Yıllar geçmiş bir ilişkiyi ayırmak. Muhtemelen çocuk da olmuş olacak daha sonra. O da işi zorlaştıran bir durum haline geliyor. Bu noktada tabii evliliğin başlangıcında ayrılıkları daha fazla görüyoruz. Biraz önce siz şey demiştiniz, hani belki evlilikten önce hani ilişki esnasında aşkla beraber karşı tarafın eksikliklerine odaklanmak değil de sevdiği yönlerine odaklanma kişilerde daha ön planda oluyor. Evlenince birazcık daha gerçekçi boyutu ilişkilerin devreye giriyor. O romantik boyut birazcık daha arka planda kalıyor. Gerçekçi boyut gündeme geliyor. İşte biz aslında evlenecek çiftlere, belki bu programın sonunda da tekrar üstünden geçeceğiz, evlenince değişir mantığıyla hareket etmemek gerektiğini söylememiz lazım başında. Evet. Kabul her şeyden önemli çünkü. Aslında şimdi ben düşünüyorum da, bana göre herhalde ilişkilerin öncesi, kendisi ve sonrası var evlilik yönden. Şimdi değişmeme diyoruz ama insanlar inanılmaz değişiyorlar. O beraberlik sırasında karşı taraf neyi seviyorsa onu seviyorlar. Klasik müzikten hiç haz etmiyorsa klasik müzik dinlemeye başlıyor. Hayatında kitap okumayan insan kitap okuyup onu tartışmaya. Üç kelimeyi konuşmayan erkekler inanılmaz konuşmaya başlıyorlar ve onları susturmak mümkün olmuyor. Evlenene kadar saatlerce, gece yarılarına kadar konuşanlar birdenbire susuyorlar. Şimdi bir değişim var. Hani bir insanlar birbirlerini kazanmak için, belki birbirlerini, kendilerini beğendirmek için bir değişim içindeler. Ve hatta bunu ben çok fazla göstermelik de görmüyorum. 5 sene, 6 sene, 7 sene insanlar inanılmaz davranışlarda bulunuyor. Ve hatta bana göre şu da oluyor, bilmiyorum katılıyor musunuz ama önce birbirlerinin sevdiği şeyleri yapan insanlar sonra yapmaz oluyor. Sonra da değil sevdiğini yapmak, sevmediğini yaparak onun böyle gözüne bir şeyleri sokmaya başlıyor. Yani bir üçlü aşamadan geçiyor. Ama hepsinin başlangıcında ne kadar değişmiyor da desek çok olumlu bir değişimleri yaşıyorlar. Aslında şöyle bir şey geldi sizler konuşurken aklıma. Evleneceğimiz zaman ya da evlenmeden önce o 5 yıl, 8 yıl flört evresinde ya da 2 yıl bizler hedef koyuyoruz evlenmeyi. Tabii. Evleneceğiz, aynı gibi birbirimize kavuşacağız. Ve hatta arabalarımızın önüne yazıyorum mutlu son. Yani mutlu son ne kadar kulağımı tırmalıyor yani. Ne kimse kabusun başlangıcı yani, değil. Kabusun başlıyor aynen öyle. Hedef son gerçekleşti ama hani aslında bir hani şey vardır ya, bilgisayar oyunları, hedefe kilitlenirsin. Hedefe ulaşmak için her şeyi yaparsın falan, orada rakibi yenmek için. Hedef ne? Evlenmek, beyaz gelinlik giymek, işte
damatlık giymek diyen erkek ben duymadım ama beyaz gelinlik giymek diyen çok ne yazık ki genç kızı ve genç kadın gördüm. Yani o giyildi, düğün yapıldı, çok güzel eğlenildi, eve girildi. Hedef yok. Yeni hedef ne? Yani eğer hedef koymazsanız evlilikte hayat size çok güzel oyunlar oynayabilir. Çünkü boş kalabilecek hiçbir alan yok hayatta. Her şey dolu. Ve karşınıza sıradan bir oyun gelir. Kavga olabilir, aile sorunu olabilir, maddi sorun, sağlık sorunu, aldatma sorunu. Çünkü hedef bitti. Yani burada belki farkındalıkla bu evlilik öncesi danışmanlıkla çalıştığımız konu. Evliliğinizin hedefleri, amaçları, farkındalıkları olmalı. Yani nasıl ki devletlerin kalkınma planları var. Evlilikte de hani mutlu olalım diyorlar. Örneğin hedef var, mutlu olalım. Peki mutlu olmak için ne yaparsanız mutlu olursunuz? Eylem adımlarınız ne olur? Birkaç sorunsal ortaya attığımızda, hani varsayalım şöyle şöyle olduğunda siz hala bir arada mısınız? Susabiliyor insanlar. Çünkü aslında çok o ana kadar fark etmedikleri bir şey. Gerçekten ortaya bir sıcak madde düşerse biz ne yaparız? Çünkü o güne kadar flört evresindeki sıcak maddeler nedir? İşte görüşemiyoruz, sık görüşemiyoruz, birbirimizi çok özlüyoruz, biraz kıskançlık gibi gibi sorunlarken evlendiğiniz anda sorun değişiyor ama hedef koymuyoruz. Güzel. Güzel. Bence bu yüz bakış açısıyla bakmamıştım ama. Orada evlilik öncesinde buna çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Evliliğinizin birlikte ortak dilini oluşturmak, nasıl bir evliliğiniz olsun, bunun için neler yaparsınız, farkındalıklarınız olsun ve şu sorunlar ortaya çıkarsa nasıl çözersiniz? Çünkü anne babalarımız bize bunu anlatmıyor. Eskiden annelerin yaptıkları şuymuş, kızları giderken evden. Artık gidiyorsun, dönmeyeceksin. Hani o evden ölün çıkabilir ama sen bana geri gelmeyeceksin. Bu çok güçlü bir mesajmış. Ama şu anda bu mesaj çok işlemiyor yeni nesil üzerinde. Maalesef sağ çıkıyorlar evden ama ölü geri dönüyorlar. Evet, mümkün. Yani özellikle kesinlikle. O son günlerdeki artan, belki medyanın da artık daha çok görmeye ve göstermeye başladığı boşanma sonrasındaki şiddet, ölüme kadar varan olaylar maalesef o evden canlı çıkıyor ama annesinin evinde ölü dönebiliyor. Evet, yani gerçekten çok ama çok. O yüzden herhalde bu ölüm lafını o aradan çıkarmak hani bir şekilde daha iyi diye düşünüyorum. Yani erkeklerin kafalarında böyle bir imaj var. Annesinin evine ölü döner ancak diye maalesef. O da oradan geliyor. Dönüyor. Çok haklısınız. Çok kötü bir şey ve bunun hiç kimsenin böyle bir şeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Ölmek için sebep sevmemek olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Haklısınız. Bir de aslında yaşam kalitesi de kişinin çok önemli oluyor. Bu bahsettiğinizde ilişkili olarak. Yani evet, kişinin koyduğu amaç, hedef temelde yer alıyor ama bu amacı ve hedefi oluşturan aslında arka planda yatan durumlar, etmenler ne? Kültürel öğelerimize, toplumumuz içinde, ülkemize baktığımızda biraz daha bu konularda yaşam kalitesi açısından daha sınırlı bir alana sahip durumlarda dediğiniz durumlar meydana gelebiliyor. Yani evet, sen buradan çıkıyorsun bu evden ve hani artık orası senin evin durumu oluyor. Ve aile içinde de problem yaşandığı zaman, sıkıntı yaşandığında o zaman kadın özellikle geri adım atamıyor. Dolayısıyla burada yaşam kalitesi de kişinin önemli oluyor. Bu ailenin evliliği. Yani çalışıyor orası kadının. Tabii ki. Ekonomik özgürlüğü. Evet, ekonomik özgürlüğü. Kesinlikle. Yaşadığı koşullarla ilişkili olarak bu da önemli etmen oluyor. Tek etmen değil ama haklısınız, önemli. Çünkü bazen de çok gerçekten üniversite mezunu çalışıyor, parasını kazanıyor. Ama bu da ama hiçbir şekilde ne baş kaldırabiliyor ne hayır diyebiliyor. Galiba çocuklarımızı yetiştirmekle çok ilgili. Kız çocuklarımıza hayır demeyi öğretmek, şiddete karşı nasıl davranacaklarını öğretmekle çok ilgili. Çünkü bizler üniversite mezunu olduğumuzda 20'li yaşlarımızda oluyoruz. Ama bu eğitimlerin hepsi işte 10 yaş altında aslında verilmesi gereken eğitimler. Bir parça galiba onunla çok ilgili. O yüzden evet, yaşam kalitesi önemli bununla birlikte. Pek çok şey. Evet, kesinlikle. Birçok konu var. Evet. Tabii ki aile içinde doyum bazen azalmaya başlıyor. Bu ön hazırlık denen süreçte bu doyum belki maksimum düzeyde karşılanıyor veya karşılanıldığı düşünülüyor. Ama evlenip daha sonrasında sürekli bir arada yaşayarak birbirlerini daha iyi tanımaya başladıklarında ve kendilerini aile içinde farkındalık kazanarak bireysel açıdan da kendilerini ortaya koyduklarında bu sefer aile içinde birbirlerini yetemediklerini düşünebiliyorlar. Ve böylelikle de aslında doyumsuzluk da beraberinde gelebiliyor. Yani
evlilikten tatmin olamama. Tabii ki beraberinde de sorunlar geliyor. Tabii şimdi hani evlilik öncesi bir danışmanlıkta neler olabilir diye başlamıştık. Evliliğin bir hedefi olması gerçekten güzel bir düşünce. Benim de çok hoşuma gitti. Şimdi bunu bir taraftan düşünün. Nasıl hedefleri olabilir? Hani böyle bir tabii çok somut her ailenin farklı hedefleri olabilir ama genel bir hedef olarak gerçekten de şey düşünülebilir. Yani nihayetinde insanlar mutlu olmak için evleniyorlar. Yani mutsuz olmak için değil. Hayatı paylaşacakları bir insan olsun. İşte değil mi? Yani boşanmak için evlenmiyor aslında kimse ama hızlı da topluma baktığımız zaman boşanmaların sayısının hızla arttığını da görüyoruz. Gerçekten bu hedef gerçekleşemiyor. Buna baktığımızda da orada işte şuna bakmak gerekiyor. Mutlu çiftlerle mutsuz çiftler arasında nasıl bir fark var? Oraya baktığımızda şunu çok görüyoruz. Güzel, kesinlikle. Aslında ne sorun sayısı farklı, evet, ne partnerlerin özellikleriyle ilgili bir standart yakalayabiliyoruz. Sonuçta evet, mutlu çiftlerde de çeşit çeşit kesinlikle insanlar var. Mutsuz çiftlerde de var, öyle ve değil çok mi? Ne statü, ne eğitim, ne başka bir şey. Burada işte o zaman şunu görüyoruz. Mutlu çiftler kendi sorunlarını kontrol edilebilir, çözümlenebilir ve ilişkiden kaynaklı olarak görürken mutsuz çiftler kişilik sorunu olarak görüyor, kontrol edilemez görüyor, artık hiçbir şey yapılamaz olarak görüyor ve eşler genellikle birbirlerini suçluyorlar. Yani ilişkiden kaynaklı sorunlar olarak değil, karşıdakinden kaynaklı sorunlar olarak görmeye başlıyor. O noktada ne oluyor? Bir şekilde sorunlar çıkıyor. Bir reklam adresi verelim, ondan sonra geri dönelim. Evet, reklamdan önce evlilik, aile, danışmanlığı, özellikle bu beraberliği neler etkiliyor ondan bahsediyorduk. Tabii ben gene her seferinde unutuyorum kendimi tanıtmayı. İsmim Sabri Yurdakul, psikiyatristim. Arkadaşlarımı tanıtıyorum ama tabii programı sunarken unutabiliyoruz. Evet, demin bu kalmıştı. Evet, neler oluyor diye. Mutlu çiftlerle mutsuz çiftler arasında nasıl farklar var onu konuşmuştuk. Genellikle tabii ki bize mutlu çiftler gelmiyor. Mutsuz çiftler nasıl geliyor? Genellikle çift bize geldiğinde mevcut sorun, mevcut kaynaklarla çözülemez hale geldiği noktada, yani kriz anında geliyor. Kriz anı dediğimiz ne? Tabii bu stresli bir yaşantı söz konusu oluyor. Bu stresli yaşantı ani olabilir, kronik olabilir. Ani olanlar işte hastalık olabilir. Ailede bir kayıp söz konusu olabilir, sadakatsizlik söz konusu olabilir. Bunun gibi evliliği, çifti çok yönlü etkileyen ani bir stresör sonucunda ilişkinin dinamiği bozulmuş, desorganize olmuş dediğimiz yapısı bozulmuş olabilir ve artık evliliğimiz yürümüyor diyerek gelebiliyor çiftler. Ya da kronik dediğimiz artık uzun yıllardır çözülememiş sorunlar birikmiş, aynı evde iki otelci haline gelmişler. İletişim ciddi anlamda bozulmuş. Belki arka planda cinsel sorunların olduğu problemlerle bize gelebiliyorlar. Tabii aslında çok değişiyor ve ben hani kriz diyoruz ama krizle gelenlerin sayısı bana göre kronik bir süreçte gelenlerin yaklaşık onda biri. Evet, hani çok böyle şöyle bir olay yaşadık hemen sıcağı sıcağına geldim demek yerine çoğunlukla en az 2-3 senenin birikimiyle geliyorlar ve çoğunlukla da işte hanımlar daha çok biriktirip geliyorlar. Şimdi hanımlar diyorum ama en çok sorgulayan, en çok yaşam kalitesini ele alan onlar. Yani hanımlar geldiğinde aslında erkeğin hiçbir şeyden de haberi yok. Yani getiriyor. Evde sorun mu var? Ne olmuş hanım, evet, ayrılıyor mu? Yahut da kendisi mi gidiyor? Yahut da işte çocuklar ne sorun yaşıyorlar? Erkekler maalesef bu işleri birazcık çok fark etmiyorlar. Böyle olunca da şuna katılıyorum. Bir şekilde biz hani evliliğin öncesindeki insanların birbirlerini tanıma sürecinde yardım alması kadar iyi gittiğini düşünseler bile benim düşüncem yardım almalı. Tabii komşulardan değil, onu özellikle altını çizmek ya da lazım. Ailelerden bir, değil. Değil, ailelerden de değil. Çünkü aileler kendi insanını tutuyor. Yahut da bunun tam tersi diyor ki sen işte sesini çıkarma, bak eşin haklıdır, sen alttan. Ama ben alttan alınıp da bir şeyin düzeldiğini görmedim. Bir süreç oluyor. Eğer bu süreç zaten bir yere varmıyorsa da bitiyor. Bunun için mutlaka iyi gittiğini düşünsek bile onun altını çizmek istiyorum. Yardım ama terapisten,
psikiyatristen, hı-hı, psikologdan, aile terapistinden, psikolojik, hı-hı, danışmandan, ama mutlaka bu yardımın alınması lazım. Bu yardım alınmadığında biz fark etmiyoruz ama birikmeye başlıyor. O bir süre süreç düzelmiyor ve o tortu bardağın içini doldurmaya başlıyor. Evet, kesinlikle. Ve biraz önce de dediğiniz gibi geldiklerinde daha çok kadın her şeyin farkında. Evet. Öyküyü biriktirmiş, derlemiş, toplamış, valizi döküyor ortaya. Evet. Ne güzel. Evet. Maalesef vakit geçince, evet, döküyor. Evet, aynen öyle. Valiz böyle toparlanmış olarak geliyor size. Ve o noktada da erkek çoğu şeyi orada duyuyor. Evet. Yani bu da ilginç. Ben bunu ilk kez şu anda burada duydum, eşimin böyle düşündüğünü. Yani bu noktada baktığınızda tabii aile ne oluyor da o noktaya geliyor. O ayrı konu ama bize geldikten sonra ne oluyor? Tabii ki aslında ilişki terapisi ya da hani evlilik terapisi dediğimiz süreçte bizden bazen mucize bekliyorlar. Yani evliliğimizi kurtarın, eşimi düzeltin, hadi beni de düzeltin. Peki onu düzeltiyorsunuz. Onu demiyorlar. Yani dediklerini varsayalım. Evet. Yani bir şekilde bize yardım edin aslında. Talep, hı-hı, yine dışarıdan bir yardım bekleme. Yani içeride gerçekten çözülememiş, kaos ciddi anlamda büyümüş. Ve dışarıdan bir yardım, desteği isteme. Peki biz ne kadar yardım edebiliyoruz? Literatürün söylediği ve bizim de deneyimlerimizden bildiğimiz bir evlilik terapisi ya da ilişki terapisi sürecinde yardım en fazla %30-35'lerde olabiliyor. Yani çok iyi bir ilişki terapisi süreci çalıştırsanız dahi %35. Ama bu mucize demek. Ama bu başvuru zamanına göre değişmiyor demek. Mu? Tabii ki değişiyor. Eğer çok böyle kronik haline gelmediyse sorun, çok daha güzel çalışıyor. Zaten, hı, kronikse bizim de yapabileceğimiz o noktada çok bir şey hani olamayabiliyor ama, hı hı, şu var, kronik dediğim tabii ki biraz şöyle bir şey, benim kastettiğim boşanmadan önce size geldik diyen çiftler oluyor bazen. Hani adliyeye gidiyorduk, size geldik. Şimdi o nokta biraz... Ya da ikisini birden aynı anda yapıyorlar. Evet, yapıyorlar, haklısınız. Başvuru yaptık ama size de geldik. O birazcık hani zorlayıcı bir süreç gerçekten. Çünkü saygı ve sevgi bayağı bir orada rencide olmuş ve bitmiş olabiliyor. Ve çok zor ve gerçekten çetrefilli bir süreç olabiliyor. Bununla birlikte yardım sürecini çalıştırdığımızda %20 bile fayda sağlasa çift, her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Ailede ufacık değişiklikler mucizeler yaratır. Bazen bir şeyi değiştirirsiniz, inanılmaz şeyler değişmeye başlar. Evet. Aslında küçücük dediğiniz farkındalıklar çok büyük dağları görmelerine neden olur. Evet. Yani ben hep şöyle bir örnek veririm. Bir pencere var diyelim. Aslında çok büyük bir vadi ve çok güzel bir manzarayı görüyordur o pencere. Ama siz o pencerenin sadece bir köşesine bakıyorsunuzdur. Ama başınızı kaldırdığınızda çok muhteşem bir şey vardır orada. Çok güzel dağlar, denizler, inanılmaz renkler vardır. Belki de terapide ve yardım sürecinde çalıştırmaya çalıştığımız şey bu. Farklılıkları fark edin. O küçük değişimleri yapmaya çalışalım. Ve değişim her zaman var aslında. Her zaman var. Bir de aslında partnerlerden birinin ilişkide doyumsuzluk yaşadığında, ya da şöyle söyleyeyim, geldikleri zaman danışmaya. Orada aslında bazen mesela eşlerden biri zorla ben getirdim, aslında hiçbir sorun yok diye de gelen olabiliyor. Evet, ama evet, sorunun farkında olmadan ve burada hani bizde ne sorun var ya da hani tamam çözün deniyor. Ama burada aslında önemli olan şey şu oluyor, terapistin yaptığı yolda çözümü aslında kendileri bulduklarında zaten çözüm ortaya çıkmış oluyor. Ama genelde orada öyle bir atmosfer oluşuyor ki hani siz problemi çözün, biz bunları söyledik, durum nedir? Ama temelde eğer ki kendilerine yönelik sorular sorarak çözüme ulaştırmaya çalışırsak orada zaten çözüm kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Bir de şu var, partnerlerden birinin ilişkide doyumsuzluk yaşadığı zaman bu aslında bir nevi çözüm evresi olmuş oluyor. Çünkü kişilerden biri farkında oluyor ve oradaki konuşma sürecinde diğer partner de bunu fark ediyor. Ve dolayısıyla oradaki amaç artık biz bu ilişkiyi, biz bu evliliği nasıl kurtarırız'a dönüyor. Zaten oradaki sorun bu soruya dönüştüğünde, yani nasıl kurtarırız'a dönüştüğü zaman kendiliğinden
yolunu bulmuş oluyor oradaki sorun. Ve daha sonrasında daha ne yaparak iyisine ulaşabilirim, daha ne yaparak farklılık katabilirim diye sorular da beraberinde gelmiş oluyor. Ama tam tersi, eğer ki çatışmalar ciddi anlamda dediğiniz krizlerle daha da ateşlenerek, alevlenerek devam ederse, bu sefer artık onarım işlememeye başlıyor. Yani orada bir kilit oluşmaya başlıyor. Burada da o zaman içlerinde bunu artık içselleştirmiş olarak bunu ben kendi kendime nasıl aşarıma da dönüştürebiliyorlar. Ve kendilerine döndükleri zaman da orada artık aile içinde bir sıkıntı değil, sorun bendeye de dönebiliyor. Yani bazen aile içinde sorun var diye gelebiliyorlar kişiler. Ama sonrasında aslında kendilerine dönüp baktıklarında sorunun benden kaynaklanıyormuş ya da bundaymış gibi de orada bahsettiğim gibi çözümler de kendiliğinden ortaya çıkabiliyor. Tam bu noktada aslında şey de var, yani hani aslında ciddi bir ilişki sorunu olabiliyor ortada. Bir bu çok yaşamsal bir sorun. Sonuçta hani hayatımızın en az üçte biri ailemizle geçirdiğimiz zaman dilimi. Bazen hiç tanınamıyor. Depresyonla geliyor kişi mesela bize. Çok önemli bir kaynağı depresyonun. Genellikle de kadınların hani muzdarip olduğu bir durum söz konusu oluyor. O yüzden belki de kadınlar getiriyor bunu terapi ortamına. O noktada hani kadınlar evet daha ilişki odaklı oluyorlar. O yüzden ilişkinin sorunlarını belki daha hızlıca görüyorlar. Erkekler daha belki farklı odak noktaları var. O yüzden hani rahatlamak için de belki başka noktalardan faydalanabiliyorlar. Şimdi bireysel terapiyle çift terapisi arasında çok ciddi bir fark oluyor bu noktada. Kişi birey olarak ben hani şu sıkıntılarım var, bunun için çözüm arıyorum deyip buna karar verip işte araştırıp uzmanına gidebilir. Ama çiftler bir kere birbirlerini ikna etme süreci yaşamak durumunda kalıyorlar. Ve bazen hatta biz bir tek eşle başlamak durumunda bile kalabiliyoruz. Tek eş diyor ki ben eşimi getiremiyorum ama yani böyle sorunlar var, siz hani bana yardım edin. Etkisi de oluyor. Çok doğru bir şey söylediniz konuşmanızın başında. Sistem içinde ufacık bir değişiklik bile bazen çok ciddi değişikliklere neden olabiliyor. Taraflardan bir tanesinin tutum değişikliği, bakış açısı değişikliği, davranış değişikliği öbür tarafında davranışlarını değiştirmesine neden olabiliyor. Bu noktada gerçekten hani tek kişinin yardımı alması bile etkili olabiliyor. Ben birkaç konuyu açmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, hep işte diyoruz ki erkekler farkında değil. Aslında erkekler evliliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani olanın olabilecek olduğunu düşünüyorlar. Hanımlarla belki farkı bu. Cinsellik bitmiş, iki kelime konuşamıyorlar, bir arada olmaktan mutlu değiller. İşte ama erkeğin kafasında bu böyle herhalde diye gidiyor. Onun için herhalde evliliğin gitmesiyle ilişkinin gitmesi farklı şeyler. Evlilik gidiyor ama ilişki bitmiş, ölmüş yani. Ama erkekler bunun farkında değil. Aslında erkekler de bir sürü şeyi duyuyorlar ama görmüyorlar ya da anlamıyorlar. Hanımlar bunu 50 kere söylüyorlar. İşte bir takım konularda diyor ki biz bunu konuşmuyoruz diyor. Yahut da bir yere gitmiyoruz, insanlarla görüşmüyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında söyleniyor ama bu söylenileni anlayabilmek herhalde erkeklerin de olması gereken bir konu diye düşünüyorum. Ve bir şekilde de benim özellikle söylemek istediğim, şimdi biz bunu çözemiyoruz, başkası nasıl çözecek? Biz kocaman insanlar, okuduk, işte mühendis olduk, avukat olduk, hakim olduk, doktor olduk, biz bunu becerdik. Bu çok farklı bir şey. O yüzden de belki buradaki insanın kendisini algılayışını da çözmemesi lazım. Bunu hiçbir zaman bir diş ağrısı olarak görmemek lazım. Tamam, eline kerpeteni alan dişini sökmüyor ama burada da maalesef insanlar, ben hep onu düşünüyorum, kendi beynimizi, kendi ruhsal yapımızı değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir megalomanimiz var. Evet, düşünüyoruz ama aslında beyin nasıl çalışır pek de tanımıyoruz. Yani hiç. Yani bu şuna benziyor, bir diş hekimi ya da bir avukat yıllarca o üniversiteyi okuması aslında hani mesleğini yapamaz. Evet. Aslında insan da çok muhteşem bir varlık. İçinde her şeyi barındırıyor, çözümü de, sorunu da, her şeyi. Ama nasıl işletim sistemini bilirsek gerçekten çözüm için etkin bir adım atıyoruz. Ve dediğiniz çiftler hem işletim sistemini bilmiyor, yani insan nasıl çalışır, beyin, algılarımız, duyularımız, neyi nasıl algılarız, çocukluk ne kadar etkilidir, pek çok şeyi hem gerçekten bilmiyoruz hem de
çözebileceğimizi zannediyoruz. Yani bunu sadece biz çözebiliriz, bize dışarıda hiç kimse yardım edemez. Bu biraz şuna benziyor. Olayın içindeyken olayı göremeyiz aslında. Yani o da olayın içinde ve olayı göremiyor gerçekten. Olayın bir parça dışına çıktığında aslında hani idrak edebiliyor. Biz de aslında bir parça dışında olan taraflarız. Yani bir parça dışında ve işi biraz bilen. Hani birazdan çok diyelim. Hadi o kadar tevazu fazla. Yani hani aileyi, ilişkiyi, dinamikleri bilen biri olarak gözlemleyip belki çözüm noktalarını onlara bulmaları noktasında doğru soruları sorarak, doğru yaklaşımlarla, farklı tekniklerle, tamamen hani kullandığımız farklı bakış açılarını görebilmeleri adına kullandığımız tekniklerle aslında yine onlar buluyorlar. Bizim bir şey yaptığımız yok. Yani ve ilk seanstan sonra çoğunlukla da ikna oluyorlar. Yani ikna olmayan bir birey bile evet ben galiba burada kendime yardım edebileceğim diyor. Çünkü fark ediyor ki yönlendirilmiyor. Fark ediyor ki dinleniyor ve fark ediyor ki farklı bir şey diyor karşıdaki eşi için söylüyorum. Yani hiç duymadığı şeyleri söylüyor ve merak ediyor aslında benim ailemde benim bu ana kadar fark etmediğim bir şeyler olmuş. Evet. Ve ben bunu hep görmemişim ve bugün itibariyle görmeye başladım ve merak oluşuyor. Ve seanslarda galiba merakı seviyoruz, bizler de seviyoruz. Yani bu aile nasıl kendini keşfedecek? Nasıl işte sorunlara farklı bakış açıları nasıl üretebilecekler? O süreçleri nasıl aşacaklar? Yani bu bizim evet bildiğimiz ama her çift kendi öyküsünü kendi yazıyor orada. O yüzden bizim de bir parça yani merak ettiğimiz. Yani yaşıyorlar. İşin acıklı tarafı. Yani evet, bu trajikomik bir olay. Evet. Yazdıklarını iyi olsun, kötü olsun oynuyorlar. Evet. Ve bunun içerisinde oynadıkları içinde dışarıdan bakmaları dediğiniz gibi evet. Olayı çok farklı evet. Gösteriyor. Kesinlikle. Ve galiba biraz hoşgörü. Çünkü benim hep gözlemlediğim evliliklerde en eksik şey hoşgörü. Yani karşı taraf yerine geçmek ya da empatiyi gerçekten çok az kullanabiliyoruz. Hem empati kurmakla ilgili sıkıntımız var hem de hoş göremiyoruz karşıdakini. Hı hı. Yani o yüzden hoşgörünün çok önemli olduğunu inanıyorum. Bunu reklamlardan sonra açalım, üzerine konuşalım. Evet, reklamdan önce özellikle bu aile içi ilişkiler dedik, evlilik dedik. Zaten aile deyince istemeden de olsa gene evliliğe gitti. Çocuklar, gençler kaldılar onlarla olan ilişkiler ama tabii büyükleri halletmeden onlar evet. Olmuyor. Demin hoşgörüden bahsediyordunuz. Hoşgörü sahiden çok önemli bir kavram. Evet. Aslında hoş görmek için neye ihtiyaç var diye sorduğumda şöyle bir cevap geliyor hep. İnsan sevgisi ve farklılıkları sevmek. Ben farklıyım, siz farklısınız. Hepimiz birbirinden farklıyız ve biz evlendiğimizde aynılaşmaya çalışıyoruz. Bana benzesin istiyoruz. Nedendir ki farklılıkları bu kadar dışarı atıyoruz? Farklı olmak aslında bize daha çok renk katan bir şey. Değişik bir şey, farklı bir şey. Ama biz istiyoruz ki bana benzesin. Galiba korkuyoruz. Farklılıklarla ilgili bir korkumuz var. Ve hoşgörü anlamında da daha sıkıntı hissediyoruz. Oysa birbirimizden farklı olabileceğimizi ve her davranışın altında mutlaka pozitif bir niyet yattığını bilirsek eğer. Yani her aslında çünkü çiftler konuştuklarında ortaya çıkıyor. Aslında ben şunu demek istemiştim. Aslında şöyleydi gibi birkaç iletişim sürecinde bile aslında sorun ve niyet ortaya çıkıyor. Ve bu konuşulmadan bile aslında mutlaka iyi bir niyet vardır. Ben bir sorayım diyebilmek. O hani hoşgörü penceresinden birazcık bakabilmek. İlişkilere çok büyük şeyler katıyor diye düşünüyorum artı anlamda. Bir de soruna odaklandığımızda sorun çoğalıyor. Aslında bizim ilişki terapilerinde yapmaya çalıştığımız şey çözüme odaklanalım. Çünkü sorun konuşursak hep sorun penceresinde kalırız. Ama çözüm oluşturmak her zaman daha kolay aslında. Çünkü sorun geçti ve orada duruyor. Hı hı. Ama çözüm gelecekte ve çözüm adımları da yapılabilir, oluşturulabilir. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla birlikte ve uygun bir şekilde eğer çözüm odakları konuşulabiliyorsa her zaman için oluşturulabilecek yeni adımlar var aslında çözüme ait. Yeter ki oradan bakmak isteyelim ve birazcık kafamızı çevirelim. Ne yaparsak ve farklı ne yaparsak çözüme hizmet eder sorusunu soralım. Çünkü biz hep şunu yapıyoruz. Çözüme hizmet etmeyen şeyi tekrar tekrar yapmaya devam ediyoruz. Tekrar tekrar yapıyoruz. Ezberlediğimiz şey o. Bir parça ezber bozmak lazım. Bir parça farklı ne yaparsam farklı sonuç alırım sorusunu sormak lazım. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki küçücük bir değişim bir bakıyorsunuz
kocaman bir değişim haline gelmiş. Ben burada bir şey vurgulamak istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ve hatta özellikle evlilikle ilgili, ilişkiyle ilgili terapi sürecinin insanlara hem birbirlerini, karşıdakini tanımasını, hem onun söylediklerini anlamasını söylüyoruz ama anladığımız çok farklı oluyor. Üçüncüsü, her zaman da şuna inanıyorum. Evlilik cüzdanını cebine koyan herkes, istediği kadar çocuk doğurma, istediği gibi bakma, birbirine istediği gibi davranma şansına sahip. O korkunç bir özgürlük veriyor. Ama bunu ne kadar kullanıyoruz? İşte onun kullanım sürecinde bir arabayı bile aldığımızda nasıl kullanıyoruz? Bir bakıyoruz. Nedir bir farklı? Evlilik ya da ilişkiler çok ama çok önemli. Evet. İşte burada bunun kötü olmasını beklemeden süreç içerisinde gitmek. Bu 3 ayda bir olur. Hani gidişatta 6 ayda bir olur. Problem olduğunda çözülür. Ama nasıl insanın bir diş hekimi varsa, belirli aralıklarla gitmesi problemi büyütmeden çözüyorsa, evliliğin içinde ya da ilişkilerde de bunun mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşıdaki insanı tanımak çok kolay bir şey değil. Asla. Tanıdığınız zaman eyvah yanlış tanımışım oluyor. Sonra boşanma süreci başlıyor. Bunlar kişinin kendini tanıması bile çok zorken yani karşı tarafı tanıdım demek çok daha güç bir şey gerekir. Çok iddialı değil mi? Yani zaten şu da var, %100 tanımıyoruz aslında. Bunu kabul de önemli. Yani ben eşimi %100 tanıyamam, o beni %100 tanıyamaz. Bunu kabul ettiğinde bile çift rahatlıyor. Ya da %100 anlayamayacağımızı bir şekilde, insan yapısını o hani algılarımızla pek çok şeyi anlattığınızda da rahatlıyor insanlar. Beni anlamıyor cümlesini, ben nasıl kendimi en iyi şekilde anlatabilirim diyor. Yani en iyi şekilde bile orada toparlayıcı olabiliyor. Çünkü gerçekten %100 anlayamıyoruz birbirimizi. O yüzden de herkes kendi öyküsünü yazarak geliyor aslında terapiye. Yani evet herkes kendi öyküsüne inanmaya devam edebilir. Bu öykünün içinde neler var? Tabii ki nedenler daha çok var. Geçmişteki sorunlar var. Bu nedenle böyle oldu ve genellikle karşı tarafı suçlayıcı nitelikte olan şeyler var. Oysa biz hani terapi sürecinde sizin de belirttiğiniz gibi bu öykülerden daha çok sistem nasıl işlediğine bakıyoruz ve orada neler yanlış gidiyor. Hani oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Yoksa yani evet bu nedenler bize bilgi verebilir ama tek başına yetmiyor. Yetmez. Bu bilgi yani hatta küçük bir işe yarıyor diyebiliriz. Biz o döngü nasıl sürüyor? Süre başlatıcılar neler, tetikleyiciler neler, sürdürücüler neler? Sistem içinde onları bulduğumuzda çok daha aslında çözüm odaklı bir şey yapmış oluyoruz. Çiftlere de öğretmeye çalıştığımız şey bu noktada doğru iletişimi öğretmek oluyor. Onlar kendi sorunlarını çözebilecek kapasitede insanlar ama iletişim bittiği zaman sorun çözme mekanizmaları ve becerileri de kalmamış oluyor ortada. Aslında hep onu düşünüyorum. Programından başından beri hep bir öykü yazmaktan konuşuyoruz ama karşımızdaki insan ne olursa olsun onu o öykünün kahramanı olarak koyuyoruz ve işin fenası o haliyle değil, kendi öykümüzün kahramanı olarak koyuyoruz. Ben o değilim diye çırpınsa bile bir süre sonra artık o hale geliyor. Evet. Yani bir korku filmi gibi kendi gerçekleştiren kehanet gibi belki yani değil mi? Huysuz bir adamsın sen dediğimizde iyi huyluysa bile bir süre sonra çıldıran bir insan oluyor. Yani diyoruz ki ben haklıyım zaten bak işte çıldırıyor diyoruz. Yani bu öyküyü mutlaka gerçekten ele almak lazım. Yoksa o insan kişiliği ne olursa olsun kafamızdaki insan haline dönüşüyor ve biz ona rahat rahat öfkemizi kusuyoruz. Sen işte gördün mü bak zaten aslına döndün diyoruz. Yani kişinin son geldiği hal maalesef aslı olduğu düşündüğümüz hale geliyor. Evet. Bazen ilişkinin sürdürücüleri hani dışarıdan problem gibi görünen ilişkinin hani noktalar ilişkinin gerçekten sürdürücüleri haline gelebiliyor. Yani mesela şöyle bir örnek vermeye çalışayım. İşte depresyonda bir kadın olsun ve hani kronikleşmiş uzun yıllar süren ya da uzun zamandır süren bir depresyondan söz edelim. Erkek de bakım veren haline gelmiş. İşte o ilişkiyi sürdüren o hastalık ilişkisi haline gelmiş oluyor. Oysa ikisi de belki de hani o depresyondan muzdarip gibi görünüyor ama ikisi de o sorunu çözmeye yanaşamıyor. Çünkü çözüldüğünde ne olacağını bilemiyorlar. İşte bunlar da hani sorun gibi görünen ama ilişkiyi sürdürücü nedenler de olabiliyor. Hedef mi acaba o? Çünkü örneğin tüp bebek tedavisinde çok fazla görebiliyoruz. Yıllarca bir bebek için mücadele ediyor çift. Yıllarca ama 10 yıl, 15 yıl belki.
çocukları oluyor, çok zor koşullarda bir evlat sahibi oluyorlar, ilk yıl boşanıyorlar. Yani hedef bitiyor. O hastalık da belki ilişkiyi o hani dediğiniz gibi bir arada tutan, döndüren bir amaç. Onun için bir aradalar ve anlam buluyorlar belki, kimlik buluyorlar. Evet. Ama o bittiği anda belki de hani ne yapacaklarını bilemiyor olabiliyorlar. Yani bazen gerçekten hayattaki o krizleri ya da sorunları hedef haline çevirebiliyoruz. Çünkü aslında her döngünün bir hedefe ihtiyacı var. Ve o hedef olduğunda o süreç gidiyor ama bittiği zaman ne yapacağız? Gerçekten yeni bir hedef koymak ya da gerçekten onun farkında olmak önemli. Biraz önce Sabri Bey'in söylediği şeyde aklıma şöyle bir şey geldi. Bizler aslında galiba hep evlilikte haklı olmak peşinde koşuyoruz. Evet. Yani haklı olmak adına bir insanı çıldırtabiliyoruz gerçekten davranışlarımızla, tavırlarımızla ve diyoruz ki evet bak haklıydım ben. Evet. Yıllarca sana bunu söyledim ve senin sonunda hani ortaya çıktı tabii içindeki işte canavar. O canavarı gördüm artık şeklinde. Sonra haklı yani, ve mutsuzlar çıkıyor. Evet, evet. Oysa ki haklı olmak mı yoksa mutlu olmak mı önemli? Ya da sevilmek mi? Yani evet, haklı olmayı sevilmeyle yan yana koyduğumuzda haksız evet ama sevinmeyen bir insan oluyoruz. Evet. Haklı kesinlikle olmak da neyin haklılığı? Yani bana göre bu Pirus evet zaferi. Öyle, yani evet aynı denizin içerisindeki bir kayıkta birbirleriyle dövüşürlerken ikisinin de hayatlarını kaybettiği insanlar haline oluyor. Bu işin kazananı yok. Evet. Bir kayıp varsa herkes evet kaybediyor. Büyükler kaybediyor, çocuklar kaybediyor. Herkes kaybediyor. Onun için bunu bir yarış haline ya da bir kimin kazandığı halinden çıkarmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Evet. Bir de aile içindeki yaşanan sıkıntılar veya mutluluklar aslında ortaya çıkan sorunların başında onaylama ve tamamlayıcı olmayı da beraberinde getiriyor. Eğer ki onaylayıcı değil de yani kendince haklı kenara bırakarak sen haklısın ya da ben haklıyım kenara bırakarak evet ortada bu oldu bu sorun var ama bu neyden kaynaklandı veya bunu neden yaptık gibi düşüncelerle konuşmalarla aslında kendi işlerinde de bunu aslında başa çıkarak da devamında getirebilirler olumlu yönde olumlayarak. Ekip haline gelmek evet, önemli evet, ekip değil haline mi? Yani sorunlar her önemli yerde var ama evet sorunlara ortak tanım getirebilmek. Suçlayıcı konuşmamak. Herkes kendi tanımını getirdiği zaman kendi sıyırmış oluyor bir parça belki. Sorunun dışında kendi tanımlamış oluyor. Ama ortak tanım getirdiğimiz zaman soruna ortak mücadele, ortak çözüme de yaklaşmış olabiliyoruz. Kesinlikle. Bir de şu çok önemli oluyor, dinlemek. Ortaya bir kriz, bir problem çıktığı zaman, haklı haksız çatışmasına döndüğü zaman dinlemek ortadan kesinlikle kayboluyor. Halbuki dinlense, karşılıklı birbirlerini dinlemeye çalışsalar ki zaten dinlenemeyecek boyuta gelindiğinde bizlere başvurabiliyorlar. Dinlendiği takdirde o zaman aslında kendilerine dönebiliyorlar içsel süreçlerine. Aynı zamanda da partnerlerini, karşıdaki kişiyi, eşini de anlama yolunda da bir yol kat etmiş olabiliyorlar. Aslında burada önemli olan da suçlayıcılığı birazcık arka plana atabilmek, kenara koyabilmek. Evet, olumlu davranabilmek yani birbirimize ve artıları bulup o artıyı çoğaltabilmek. Şey de çok işe yarıyor, ufacık şeyleri takdir etmek. Aslında biz Türkler olarak çok takdiri çok uygun kullanmıyoruz. Yani takdir ve teşekkür bizim için çok lüks gibi geliyor. Örneğin çiftlerde erkeğe diyorum ki eşinize teşekkür eder misiniz? Ütünüzü yapıyor, bak yemek yapıyor, temiz. Niye teşekkür etsin? Onun görevi diyor. Oysa ki kadın belki yıllarca bunu beklemiş. Yani beni bir takdir etseydi, bir teşekkür etseydi. Bak ne güzel evlatlar yetiştirdim, evim pırıl pırıl. Yani bir eline sağlık deseydi. Ve o an itibariyle eğer erkek fark ederse bir takdirin, bir teşekkürün, bir eline sağlığın ne kadar kapı açabilecek bir gücü olduğunu, işte o küçücük bir şey ama mucize o aile için. Ama o küçücük mucizeyi insanlar bilerek kullanmıyorlar. Benim en çok gözlemlediğim konu insanların artık öfkesi, sevgisinin ötesine geçmeye başladığında onu mutlu edecek her şeyden özellikle kaçınıyor. Yani tabii cezalandırmaya işte başlıyor. İşte o yüzden hep dönüp aile terapisti diyoruz. Bir şekilde mutlaka terapatik bir sürecin içine girilmesi lazım denirken ortada hiçbir şey yokken alttan alttan onu oyan bir şekilde öfke oluyor. O öfke evet her şekilde çıkıyor ve çok daha büyük oranda tenkitler,
hı. o insanı takdirin önüne geçmeye evet. başlıyor. Sırf içini acıtmak için insanlar hı. birbirini tenkit etmeye başlıyorlar. İşte sen bunu böyle yaptın, bir de genellemeler, zaten böyle bir insansın. Kaçıyor ve dikkat edin, evlilik bir şekilde erkeğin o ortamdan kopuş süreci. Buna böyle baktığınızda, o başta konuşan, bir şeyler yapmaya çalışan, artık erkek dinlemeyen, kaçan, olumlu ne varsa yapmak istemeyen bir süreç haline geliyor. Hanımları suçlamıyorum. Ama bunun iki tarafın ortak yaşantısı olduğu mutlaka verilmesi lazım. Bir reklamdan sonra o konuyu da açalım isterseniz. Evet, reklamlardan önce özellikle nelerin sorunlar olduğunu konuşmuştuk ama son 10 dakikamızda da çözüme yönelik bizler neler öneriyoruz, insanlar bunları ne oranda yapıyorlar ya da neler yapmaları lazım. Hani kurtarma demeyelim ama iyi gitmesini sağlamak için diyelim, yoksa evet. her zaman kurtarma ihtiyacı duyulabilecek durumda diye düşünüyorum. Neler söylemek istersiniz? Şimdi çözüme yönelik. Evet, çiftler arasında iletişimin azaldığından söz ettik. İletişim zamanla niye azalıyor? İletişim kurma çabaları ve istenilen sonucu vermiyorsa, hatta daha da kötü sonuçlar vermeye başlıyorsa, işte şiddet doğuruyorsa, kavgalara neden oluyorsa, kişiler zaman içerisinde... Bu iletişim sayılır mı? Önce iletişimi bence açıklayalım. Hep iletişim diyoruz ama içi iletişim. Açık olmayan tabii, şeyler yanlış hani tarafların birbirlerine iletmeye çalıştıkları mesajların bir süre sonra hani susmaya doğru giden iletişimin azalmasını, aslında yanlış iletişimden söz etmiyorum. İletişimin azalması ve bitmesinden söz ediyorum. Bir süre sonra çiftler konuşmamaya bile başlıyorlar biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Burada da işte iletişim kurma çabaları, muhtemelen yanlış kurma çabaları yüzünden bir süre sonra olumsuz sonuçlar doğurmaya başlıyor. Mesela kavgalara neden oluyor. İşte belki öfke patlamalarına neden oluyor. Ve taraflardan biri ya da ikisi birden bu çabadan da vazgeçiyorlar. Ve bunlar ikinci bir neden de şey var. Yani her iletişim çabasını bir uzlaşma arayışı olarak görmeye çalışıyorlar. Oysa ki hani biz hayatta öyle yaşamıyoruz. Her iletişimimizi çabamızın arkasında uzlaşma arayışı mı var? Uzlaşmadığımız birçok insanla gayet güzel iletişim kurabiliyoruz. Ama ev içinde çiftler söz konusu olduğu zaman her şeyde uzlaşma arayışı başlıyor. Biz aslında tam da bunları değiştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten doğru iletişim kanallarını açmaya, nerelerde iletişim hataları yapılıyor. Aslında program boyunca konuştuğumuz şeyler. Tarafların birbirini suçlaması, işte etiketleme ya da işte akıl okuma, hı-hı. sen aslında böyle hı-hı. düşünüyorsun, ben seni biliyorum şeklinde ya sen hep böylesin, hep şöylesin gibi ifadeler, bunlar hep aslında iletişimin önünde çok büyük engeller. Kimle bu şekilde iletişim kurmaya hı-hı. çalışırsanız anında kopar zaten o iletişim. Hı-hı. Bunları öğretmeye çalışıyoruz ve gerçekten de hani uzlaşma arayışı olmadan iletişime müsaade ettiğinizde farklılıkları alan açmış oluyoruz. Her farklılığa bir kabul gösterme zeminimiz söz konusu olmuş oluyor. Hı-hı. Ya da... Kısa bir şey soracağım, bir soru atacağım ortaya aslında. Belki size de açılış için önemli olur diye düşünüyorum. Acaba bilmiyor muyuz? Ben çiftlere sorduğumda herkes kimin neden hoşlanıp hoşlanmadığını biliyor, doğru mu? Yani evet. aslında iletişimde biliyorlar. Verdikleri mesajları da biliyorlar ama yapmıyorlar. Ha. Acaba bunu da nasıl aşabiliriz? Hı. Bence iletişimin yanına bunu da vereyim. Çünkü eşiniz neden hoşlanmaz dediğinizde inanın 10 tane madde sayıyordur size. İşte eve geç geldiğimden hoşlanmıyor, konuşmadığımdan hoşlanmıyor, işte bir yere gitmiyoruz ondan. 10 madde sayar. 10 madde de sayeden önemli maddelerdir. Evet. Acaba iletişimin yanında bunu aşmak için de neler yapmamız gerekiyor? Aslında burada farkındalık çok önemli. Eğer kişi orada dinleniyorsa, beni fark etti diyorsa aslında o sigorta attıran davranışları yapmayabiliyor. Ama aslında kimlik o da. Yani beni fark etsin. O benim istemediğim şeyleri yapıyor, ben de onu yapacağım. Aslında bir restleşme var orada. Ama fark ederse karşılıklı bırakıyoruz. Hepimiz birbirimizin hoşlandığı şeyleri yapacağız ya da deneyeceğiz. Evet. Dendiği zaman bile değişme başlıyor aslında. Yapmayabiliyor evet. insanlar karşılıklı ya da özen göstermeye başlayabiliyorlar. Bir de çözümde şunu konuşmak da çok önemli oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Çok gerçek dışı beklentileri oluyor bazen çiftlerin. Çok fazla bir beklenti var. Yani belki de adamın hiçbir şekilde ya da kadının huyunda olmayan bir şeyi bekliyor. Öyle bir beklenti haline getirmiş ki bunu yapmazsa mutlu olamayacağım diyor.
Ama bir uzman ona dediğinde, ama bakın bu çok gerçek dışı beklenti. Atıyorum şu anda bir örnek vereyim. Adam işte dağdan hoşlanıyor, dağcılık seviyor, kamp yapmak istiyor. Kadın da mümkün değil, kuştan, böcekten bile korkuyor. Kampı bırakın, hani toprağa ayak süreniyor. Israrla adam diyor ki yıllarca, ben ona dedim ki ben de bir kampa gel, gelmedi. Ama kadın diyor ki fobim var, gelemem. Evet. Şimdi burada o gerçek dışı beklentiyi ortaya koyup, ama bakın dediğinizde bu hani onun için çok kolay değil şu anda. O zaman bir parça hoşgörü başlayabiliyor işte. O gerçek dışı beklentileri, üst düzeydeki beklentileri de normalleştirmek çok önemli. Çünkü bazen çok beklenti yükselebiliyor. Beklentiyi düşürmek de çözümün bir parçası olarak konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Bir de ben şunu paylaşmak istiyorum. Son birer dakika, ondan sonra toplarsak programımızın zamanını da iyi kullanırız diye düşünüyorum. Kendimiz yapmadığımız gibi karşı tarafın yapmasına da engel olmak, bir tarafın evlilik adına karar vermesi bence çok önemli. Bu kararı vermek çok yanlış. Sen şuraya gidemezsin. Erkek arkadaşlarıyla mesela, tam erkekler demeyeyim yani, hanımlar da gidebilirler. Yani. Erkekleri temsilen oluyor olabilirim ama... Yani sen gidemezsin diyor, haftada bir gün arkadaşlarım, hayır beni sevsen sen gidemezsin değil, bunu sevmenin bir ölçütü olarak almamak lazım. Evlilik iki farklı insanın farklı yaşantıları olup yan yana gelip bir yaşantıyı sürdürmesidir diye söylüyorum. Ben son hakkımı kullandım, size birer dakika vereyim, birer toparlarsak sevinirim. Aslında bir hocam, Mehmet Sungur, kendisini buradan saygıyla anıyorum. Evliliği dansa benzetir ve ben de çok beğenirim. Nazikçe başlar genellikle her evlilik, bir dans davetiyle başlar ve bazen kendiliğinden uyum kurulur, bazen de uyum sağlanamayabilir. Uyum sağlanamadığı noktada bu işi bilen, dansı iyi bilen bir dans hocasına danışmakta fayda var. Nasıl birbirlerinin ayaklarına basar? Evet, incitebilirler sürekli birbirlerini ya da sürekli kontrol etmeye çalışabilirler. Tamam. Evet. Ben de şöyle toparlayabilirim. Aile, ev içinde, daha doğrusu partnerler birbirleriyle ilişkilerinde kendilerini de unutmamalar. Yani ben buradayımı da unutmamalılar. Evet, karşımda da partnerim varı unutmamaları gerekiyor. Bazen şöyle olabiliyor. Kendilerini unutup direkt karşı odaklı davranmalar başlıyor. Davranışlar başlıyor. Sonrasında evet, bu iletişimle ilgili olarak da olumsuz iletişim kurma ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda da öfke patlamalarıyla birlikte evet davranışa olumsuz anlamda dökülmeler başlıyor. Onun yerine aile içinde ben de varım, partnerim de var ve bu danışmaya geldikleri zaman aslında ortaya konulan bir çalışılan durum da bu oluyor. Ben de varım, bunu fark ettirmek, aynı zamanda da partnerim var. Böylece eğer ki bu iki durum dengeye gelirse iletişimde yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Çözüm becerileri de arkasından gelebilir. Evet. Sizden de toparlarsak yavaş yavaş vaktimizi toplayın. Sorun olmayan evlilik yoktur. Bir hocam da böyle demişti. Eğer bir evlilikte sorun yoksa evlilik değildir demişti. Mutlaka ufak tefek sorunlar olur. Ama önemli olan sorun büyüse de ya da büyümese de nasıl çözeceğimizi bilmektir. Bizlerin yaptığı şey destek olmak, çözmek değil. Birlikte çünkü süreci çalıştırıyoruz her zaman. Çok sıkışsalar ya da sıkışmadan bile bir uzmandan çok rahatça destek alabilirler. Ve aslında inandığımız da bir şey var. Her aile kendi çözümünü kendi kaynaklarıyla oluşturur. Yeter ki buna inansınlar ve çözüme inansınlar. Çünkü aslında bir aile oluyorsa, bir iki kişi, üç kişi ya da çocuklar, mutlaka çözüm var kendi iç kaynaklarında. Ama bunu ortaya çıkartırken sıkışabilirler, düğümler olabilir. O düğümler bazen bazı tekniklere, bazen bazı sorulara, ufacık desteklere ihtiyaç ya da büyük desteklere ihtiyaç vardır. Ve çözüme inanmaları gerçekten çok önemli. Çözümsüz hiçbir sorun yok çünkü sistemde. Çok güzel, ama son şunu da paylaşmak istiyorum. Hani hep terapi alınsın, yardım alınsın diyoruz ama bana göre temel sorun çözümdeki yanlışlıklar. Eğer çözümler doğru çözümlerle tabii gidiyorsa zaten çözüyorlar, sorunlar çıkacak. Kesinlikle. Ama hep onu paylaştık. Yanlış çözümler, iletişim sorunları bizi buraya getiriyor. Ve iletişim eğer gençlerde yaptığımız hata gibi, ben söyleyeyim o anlasına gidiyorsak olmuyor. Karşı tarafı dinleyeceğiz, kendimize bakacağız. Onun için herhalde insan hayatının en önemli bir parçası diye düşünüyorum. Bunu sürdürememek de mümkün. Bir şekilde onu belki sonraki zamanlarda ele alacağız. Ama
Benim düşüncem insanların çözemediği bir zamanlarda nasıl yardım alıyorsa bu yardımı komşuları hariç diyoruz, psikoloğu, psikiyatristi, psikolojik danışmanı, evlilik danışmanı her şekilde bunlardan alması ve bunu doğru yaşantı haline döndürebilmesinin onlarla gitmesi olarak yönlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Hepinize programa katıldığınız için teşekkürler. Gelecek programlarda yine bunları ele alacağız. Gelecek programlarda bir arada olmak kaydıyla sağlıcakla kalın.